Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerim, bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapayım ne yapayım diye sabahtan beri düşündüm. En sonunda Instagram'da şöyle dolaşırken baktım, kadının biri döner yaptı. Döner canım istedi. Çocuklara söyledim, onlar da seviyor zaten. Onlara dedi olur anne dedi. Musa hastalanmış çalıştığı yerde, midesi bulanmış. İzin istemiş, eve göndermişler. O da dedi anne ne yapacaksın dedi, döner yapacağım dedim, tamam dedi, iyi güzel dedi. Döner şeyi, tavuk göğsünü aldık, Rümeysa'yla gittik aldık arkadaşlar, doğradım ufak ufak. Biraz telefonda büyük gibi gözüküyor ama baya bir ufak doğradım. Sonrasında beyaz soğan birazını ben doğradım, birazını Rümeysa doğradı salata yapmak için. Şurada biber turşumuz var arasına koymak için. Şurada da Rümeysa yeşilliğini doğradım, marul maydanoz doğradı. Başka ne doğradın Rümeysa? Soğan doğradı. Başka bir şey yok. Şey havucunu şundan şuna ilave edek biraz şöyle. Şeyini ne onun adı? Domatesiyle şeyini de ayarlıyor. Havucunu karalahanasını da ayarlıyor arkadaşlar. Orada onu şey yapacak. Biraz gidek dışarıyı dolaşak. Şeftali nereden çıktı? Şeftali nasıl olmuş bilmiyorum. Bakalım. Tavşanlar orada arkadaşlar. Yiyorlar. Öbürü nerede ola? Öbürü nerede? Eşko sen neredesin? Doğurdu mu lan? Çok merakla bekliyorum ama doğurdu mu? Doğanın zayıflamış ama sanki. Bu diyorum sanki zayıflamış. Bir baksanız mı arka tarafa? Tavşan diyorum zayıflamış, arka tarafa bir baksanız mı? Olsa çıkar yine bakıyorum şey, perdeyi kaldırıp bakayım mı? Perdeyi kaldırıyorum ama şey, belki arka tarafta, belki arka taraf o yuva yapmışsın ya arka tarafa. Oraya mı doğru acaba? Zayıflamış, karnı inmiş. Belki o ben şey yapmıştı. Hangi toprağın? Toprağı alıyor mu? Aa, ora kapalı mı ne? Kapalı mı? Biraz kapatmış. Oraya yapmıştı, o toprağı şey yapmıştı. Karnı inmiş ya. Aa, o öbürüymüş ya. Bu hamile olan şuydu. Şu hamile olan. Daha doğru mu? Aa, içer yok, karnı şiş duruyor. Lan oğlum sana bak, kafayı yedin. İçerideki var ya, ona benziyor ya içerideki. Ben de herhalde o dedim, doğurmuş dedim. Niye besledim ben? Portakal çiçeği arkadaşlar çok güzel açtı, mis gibi de kokuyor. Şöyle göstereyim, mis gibi kokuyor. Gülümüz de domurcuklanmaya başlamış, ışkınladı bayağı, domurcuklanıyor. Şu taraftan bir tane domurcuk bayağı büyümüş, şöyle göstereyim şuradan, bayağı büyümüş o. Onu da Abdullah gösterdi, anne dedi şey dedi domurcuklanmış dedi, gül dedi domurcuklanmış dedi. İncirin yaprakları bayağı büyüdü. Asma da yavaş yavaş açmaya başladı. Fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Fiyatını öğreneceğim. Öğrenince fiyat açıklaması yapacağım. İsteyenler çok var çünkü. Yaprak. İlk başta bir arkadaşım var. Ona söz verdim. Onunkini yapıp gönderip ondan sonra siparişlere devam edeceğim. Şurada da nane var. Bu naneyi arkaya götürüp arkaya şey yapacağım. Kömeceğim. O naneyi arkaya belli etti. Naneyi arkaya götüreyim. Bırakayım şöyle. Arkada büyüsün bari. Tenekenin içinde canlanmış bayağı. Bunlar da gün geçtikçe bayağı büyüyorlar. Bu da su. Ana maşallah maşallah maşallah. Şeftali bayağı açmış. Alın.
yukarılarında tutmuş mu acaba? Çiçek var ama şurada var. Rümeysa, gördün? Görmüyor mu? Ay. Şu aydınlık olsa sana göstereceğim ama aydınlık olmuyor. Karanlık gibi gözüküyor. Mis gibi kokuyor şu anda var ya, pencereler açık ya, mis gibi kokuyor böyle portakal çiçeği. Gördüm anne. Gördün. Evet. Çok şükür. Bak şurada var. Evet, şurada. Şurada var, şurada var. Gördüm. 5 tane var, yukarılarda da var da onlar daha şey, ufaklar. Daha yukarıda çiçek açıyor. Arkadaşlar, yemeğimizi ocağa koyduk. Şu elimi yıkayayım, gelin. Yemeğimizi ocağa koyduk, tavuğun şeyini, göğsünü doğradık. Ocağa koyduk. Salata yürümeyse yaptı. Soğan salatasını da şey yaptım, avcarladım, sumak döktüm üstüne, şey yaptım, karıştırdım iyice. Öbür salatayla karıştıracağım, onu da tuzunu, şeyini attık, limonunu attık. Sadece şey kaldı, yağ kaldı. Onun için onu beklettim biraz. Ezana da yarım saat mi kaldı, ne kaldı herhalde. Benden sıcak sıcak hani yediler. Onun için biraz geç başladım. Bu bayağı bir sulandı. Bunun suyunu şöyle bir süzeyim arkadaşlar. Yıkıyorum ya hani. Kaç tane el değiyor buna. Yıkamadan yapılır mı? Ben et de olsa şey de olsa yıkarım. Kendi doğradığımı bile yıkıyorum. Süzdüğüm altını açayım. Soğan salatasını da arada dürümün arasına koyarım diye. Şu topalak turşu, şu şey turşusu, normal süs biberi turşusu. Sarımsağını da içine atalım. Sarımsak çok güzel tat veriyor içinde, aroma veriyor. Sarımsakların da zamanı geçiyor, artık fosalıyor yavaş yavaş. Benim kalmamıştı zaten, 3 tane kalmıştı, o da fosalmıştı. Yine de kullandım da sarımsağın içinden sarımsak çıkıyor kabuklu. Kullandık da yine de artık yarım kilo aldım pazardan. Bu sene dolaba koyamadım sarımsak. Karabiberimizi atalım. Şöyle kokusunu alsın sarımsakla beraber. Tuzunu attım zaten.
İyice suyunu çeksin, ondan sonra yağını koyayım arkadaşlar. Salatanın da yağını döküyorum üstüne. Gerçi bu da epey çekti sanki suyunu. Yağını bol koyayım da ekmeğe sürüyor diye. Şu anda sarımsak çok güzel koktu. Bu bizim Maraş'ın biberi arkadaşlar. En son kilosu kaç liraydı? 50 miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. 5 kilo aldıydım. Yazın gittiğimde. Sonra işte yazın getirdim, korktum ilk önce nasıl edeceğim diye. Annem dedi ki, kızım dedi, defrizin var nasıl olsa dedi, defrizin içine at dedi, hiçbir şey olmuyor dedi. Ana dedim, hamur olmaz mı? Hiçbir şey olmuyor dedi. Defrizin içine at dedi, hiçbir şey olmuyor dedi. Aynı dediği gibi getirdim valla, defrizin içine koydum, iki tane kaldı herhalde. Üç tanesini yedik, iki tane mi kaldı, ne oldu? İyice karıştı. İyice kavruldum arkadaşlar. Şöyle salatamı karıştırayım ben bir yanda. O kavrulur seni. Abdullah fırında işe başladı. İnşallah akıllı durur da soğulmaz oldu. Biraz yaramazlık var. Salatamız da hazır arkadaşlar. Görünüyor mu oradan da? Bilmiyorum da. Fazla gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın, Rabbimin verdiği bütün nimetlere şükürler olsun. Sonsuzca şükürler olsun. Allah'ın soframızdan bereketini eksik etmesin. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Olmayanlara nasip etsin inşallah. Beraber sakamız var. Oy. Ona kız karnından mı geldi o ses? Evet. Acıktım. Oy. Ay, videoda çok değişik çıkabilir bu. Allah. Ses. Sakiye'ye bakacaktım. Şahlandı maşallah sabah. Ben yakarım da şahlanmaz mı? Turşu koyayım mı kızım içine? Hı, şu. Anne, ondan niye koydun? Bu daha güzel oluyor. Ondan da koyacağım. Tütüyor. Usta! Usta!
Uçuşa geçti. Uçuşa geçti, sola kaç. Kaç mı? Ne yapayım? Üstünü kapat, üstünü. Alttan puflar. Puflamaz, altında yarım et. Turşu. Ha, hangisine koyayım? Fark etmez. Bir kere şurada dönerci vardı. Şeyde, muhtarlığa giderken. Adam turşuyu hiç satın almıyordu. Karısı yazdan yapıyormuş. Güzelce. Onda şey şişelerle böyle şişelerle tenekeyle getiriyordu. Bidonla yani. Getiriyordu. Adam şey yapıyordu, satıyordu. Yani ne var da çıkın şimdi içinde? Yem abi. Yok, o kadar da. Yani. Bu şeyini sevmiyorum. Sararken dökülüyor. İki tane yapsa yeter. Yok kız, abin üç tane yer. Hı? Ay, abin iki tane yer. Üç tane nereden çıktı? Bir de üç tane yiyormuş. Yerim. Ben çalışıyorum. Hı? Bir şey mi dedim? Ye, Allah Allah. Bu an çalışmadım. Çalışamadım. Abdullah'ınkin de gelince şey yapar. Fırın kalabalık mı Mustafa? Hadi. Şu YSK yazısını görünce aklıma sınav geliyor. Dört gözü açtım, sınav şeyi sandım. Dönerciler nasıl yapıyor acaba? Onlar sanki böyle mi koyuyor? İki et koyuyorlar, tamam. Dua edin ezan okunurken. Sen mi sallıyorsun? Neyi? Sallama şu koltuğu. Allah'ım sen bu tuttuğumuz oruçları kabul eyle ya Rabbi. Sadakallahu lazim. Amin. Ben de bu sayfamı bitirdim. Allah. Arkadaşlar, dönerimiz böyle. Bugünlük videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Rabbim borçlarınızı kabul etsin.